Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Ocak Perşembe Gulfstream Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Amerika'daki Gulfstream Park'ta ilk 7 koşuluk program, yani ilk 7 koşu bizim programa dahil olmuş TJK'nın programına. Ben hiç fazla sözü uzatmadan, çünkü bayağı bir vakit alıyor. En azından çabuk çabuk da olsa sizlere en azından bu programı yapmak istiyorum. Bu birinci koşu 20.35'te başlıyor. Şartlı dişilere ait 4 ve yukarı İngiliz'in 1700 metrelik çim kursunda 7'li piyasa ve 3'lü gayan ayağımızın başlangıç ayağı. Ben hemen fazla sözü uzatmadan oranlara bir geçiş yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 6 nolu Queen's Embrace 8/11 gibi oldukça yüksek bir orana sahip. Yani 0.5 gibi orana sahip. Çünkü 4/6'lar da var. 7 nolu Safkan 5 lira. 4 nolu Safkan 6.5 lira. 8-10 safkan 10 lira, 3-10 safkan 11 lira, 2-10 safkan 16 lira, 1-10 safkan 20 lira, 5-10 safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Yani burada 6 bayağı direkt çıkıyor. Hemen bizim programa geçiş yapalım. Evet, gördüğünüz gibi 6 numaralı Queen's Embrace Real Solution. Gerçekten iyi bir orijine sahip. Louis Saez gibi usta jockey'le start alacak olan bu safkan. Bende de favori. Ama son yarışını kazanmış bir safkan 47 gün önce. Eğer risk alıp tek atmak isterseniz kazanması zaten şu anda en çok yüksek olan safkan. Ama ben bu safkanın yanına eğer at ilave etmek isteyenlere en azından bir City Zip temsilcisi var. Bu Çin pistte etkili bir orijini. 4 nolu Yabu Dikaba. Irat Ortiz Junior ile start alacak olan bu safkan da en azından bu safkan da son güzel ikinciliğinden sonra değerlendirmek isteyenler için bence ideal isim. Eğer 6'yı tek atamıyorsunuz, bu 4 nolu safkanı da ilave edip 6-4 olarak geçebilirsiniz. Ama veya ikili oynayabilirsiniz. Artık tamamen tercih sizin arkadaşlar. Ama 6 nolu safkan favorim, 4 nolu safkan da rakip olarak tuttuğum safkan. Gelelim 6'lı Ganyan ayağına. Burada da satış koşusu şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında. Hemen şurada oranlara geçiş yapalım arkadaşlar. Bu oranlarda biraz takılıyoruz ama yapacak bir şey yok. En azından yarış biraz hızlı hızlı geçişler yapmak istiyorum. Evet. Biraz da üşüttük galiba. Evin içine soğuk, bilmiyorum. Hava değişiminden mi oldu artık? Burada baktığınız zaman arkadaşlar en azından 5 nolu safkan Warrant Officer 2 lira gibi orana sahip. Yarışın favorisi 5 nolu safkan 2 lira oraya sahip. Daha sonra 3 nolu safkan 4 liralık bir orana sahip. 4 nolu safkan 4,5 lira. 2 nolu safkan 4,5 lira. 6 nolu safkan 5,5 lira. 8 nolu safkan 8 lira. Ve diğer oranların da açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Çünkü ilk 6 safkını alıyorlar. Program açıldığı zaman da genelde veriyoruz bunları. Daha sonra 1 nolu safkan 28 lira ve 7 nolu safkan da 28 lira gibi orana sahip. Yani 1 ve 7 biraz gruptan ayrılmış, bayağı ayrılmış bir durumda. Yani gördüğünüz gibi oranlar birbirlerine çok yakın arkadaşlar. Yani burada her türlü sonuca açık olduğunu unutmayalım. Gelelim benim buradaki tahminlerime. Ben burada önceliği bu Breton temsilcisi, biraz süratli yapı orijinine sahip Louis Saez gibi usta jockey'li start alacak olan 2 nolu Excalibur. Ben bu safkanı en azından 20 gün önce koşmuş olduğu bu yılki yarışı 4.lükle tamamlıyor bu safkanı. Ben biraz daha ön planda tutuyorum. O yüzden 2 nolu Excalibur bende birinci safkan. Daha sonra 5 nolu Warrant Officer. Yurt dışının ve Türkiye'nin favori ismi. Bir Grider temsilcisi. Türkiye'de de bir Grider temsilcileri var. Yani başarılı yarışları var. Bu Kurtel'e ikürlerini de görüyorduk. Paco Lopez'de start alacak olan bu safkanı en azından yine aynı şekilde 20 gün önce aynı yarışta koşmuş olduğu yarışta 3.lük elde eden bir safkan. Bugün muhakkak kuponlarda yine tabii ki olması gereken isim. Daha sonra 6 nolu Roger Up. Bir First Samurai temsilcisi, iyi bir orijinal sahip. Luca Panici ile start alacak olan bu safkan da en azından buranın bence etkili isimlerinden birisi. Her ne kadar bu yıl koşmuş olduğu iki yarışta tabela dışı olsa da bana göre bugün biraz daha uygun rakiplerle koşuyor. Yani farklı bir yarış sergilemesini bekliyorum. İyi bir yarış sergilemesini bekliyorum. Ve son olarak da 3 nolu Duchos Sois. Bir Animal Kingdom temsilcisi olan bu safkan da Miguel Angel Vasquez'e start alacak. Yine grubun iyi isimlerinden birisi ama gördüğünüz gibi bayağıdır safkan 1-2 yıldır, en az 2 yıldır bir başarı yok, birincilik sergisi yok. Ama safkanda önemli gelişmeler var. Yani bugünün tatlı sürprizini gerçekleştirebilir. O yüzden eğer bir at daha ilave etmek isterseniz 3-10 safkan kuponlara ilave ederiz. Ama öncelik benim 2-5-6, daha sonra 3 nolu safka. Gelelim 6'lı Ganyan'ın ikinci ayına. Şartlı dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim kursunda 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışta hemen oranlara geçiş yapalım. Arkadaşlar bu bana göre günün en zor ayağı. Ben burada da sizlere en azından onu da
şimdi ne demek istediğimi anlatacaksın. Çünkü zor bir ayak. Gerçekten çok zor bir ayak. Burada gördüğünüz gibi Altunoğlu Safkan favori konumunda 2.75 gibi. Bakalım, evet, 2.75 gibi orana sahip. Daha sonra 3.10 Safkan 4 lira. 4.10 Safkan 4 lira. 2.10 Safkan 4.5 lira. 1.10 Safkan 6 lira. 7.10 Safkan 7 lira. Ve bir Safkan daha kaldı. O da 5.10 Safkan da 10 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi oranlar hemen hemen favorinin 2.75, sonuncu atında 10 lira olduğu bir tablo var. Yani bu oranlardan da zaten belli oluyor. Yani yurt dışı da pek ayıramamış bu Safkanları. Arkadaşlar ben burada sözüme başlamadan önce bu ayağı kapatmanızı tavsiye ediyorum. Yani kısacası tavsiye ediyorum. Sadece bir 5 nolu Safkan biraz zayıf halka gibi giriyor ama bu da kötü bir Safkan değil. Bana göre oynanıyor. Ama ben yine de söylüyorum, bu ayağı kapatmanızı öneriyorum. Ama sıralama isterseniz de benim sıralama şu şekilde olacak. Bir tonalist temsilcisi olan Tyler Garfalini'ye start alacak olan 2 nolu Strip Pink. Benim ilk şans verdiğim isim. Bendeki ilk şanslı isim bu. Daha sonra 1 nolu Core Little Jewel. Bir hot drink temsilcisi. İyi bir orijin John Velasquez gibi usta şoköre start alıyor. Bana göre yazılması gereken ikinci isim. Daha sonra 4 nolu Wicked Mercury. Bir Wicked Strong temsilcisi Paco Lopez'e start alacak olan bu Safkan'da. Son iki yarışını kazanmış oldukça formda bir isim. Daha sonra 7 nolu Gigil Factory, bir The Factor gibi yine kum pistin, Çin pistinin etkili bir orijini var. Anne de zaten bir İrlanda menşeli. Eğer bu pist değişiminde pist çamura, yani kuma alınırsa, zaten kuma alınırsa büyük ihtimalle çamur vardır da. Çamur pisti de etkili bir orijini, onu da belirteyim arkadaşlar. Yani bu yarış çimden kuma alınırsa bile bu 7 nolu Safkan bana göre çok çok şanslı duruma gelir. Daha sonra 6 nolu Camellia Gal, bir Mizzen Mast temsilcisi, Irak Ortiz Junior gibi usta jokeri start alıyor. Yine son 2 yarışını kazanmış çok formda bir isim. Türkiye'nin şu anda favori olan ismi. Daha sonra 3 nolu Valletta, bir Into Mishif temsilcisi. Bu Safkan eğer bu yarışı kuma alınması halinde bana göre çok çok şanslı duruma gelir. Buna belirteyim. Gerçi böyle konuşuyoruz da yarışın ne kum pistin ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle değişmez herhalde. Yine de Çin pisti olsa bu Valletta'yı en azından Luis Saez'de değerlendirmekte fayda var. Çünkü iyi bir Safkan. Artık en son geriye de bir 5 nolu Safkan kalıyor. Bir Munich temsilcisi Junior Alvaro ile start alacak olan bu Safkan da en azından kötü bir Safkan değil. Ama dediğim gibi bu ayak bana göre kapamalık ayak. Ama sıralama dediğim gibi 2, 1, 4, 7, 6, 3, son olarak da 5 nolu. Yani bu ayak benim haş olarak önerdiğim Safkan. Ama dediğim gibi riske girmek isterseniz de benim bu sıralamaya göre de yapabilirsiniz. Veya kendi tuttuğunuz bir at varsa onu yapabilirsiniz. Ama bu ayak bana göre günün en zor ayağı, en karışık ayağı. Yani hepsinin gelmesi gereken, yazılması gereken bir ayağı. Günün 3. ayına geldiğimizde Maiden satış koşusu, dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 6 Safkan var. Hemen burada da oranlara geçiş yapalım. Benim biraz da ses kötü gidiyor. Artık evde üşüttük. Dışarıda üşütmüyorum ama evin içinde üşüttük herhalde. Burada da baktığımız zaman 3 nolu Safkan 1.75 orana sahip. 6 nolu Safkan da aynı şekilde 1.75 orana sahip. Yani 3 ve 6 eşit 1.75, iki tane favorisi olan bir yarış. Daha sonra 4 nolu Safkan 3.5 lira, 1 nolu Safkan 7 lira, 2 nolu Safkan 16 lira, 5 nolu Safkan da 25 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Burada 6 Safkan mı vardı? 3-6. Evet, 6 Safkan vardı. Arkadaşlar ben burada 6 nolu Catch Hickon, bir Minshop temsilcisi olan bu Safkan'ı, Angel Arroyo'la start alacak olan bu Safkan'ı ben ilk şanslı isim olarak yazmanızı öneriyorum. Daha sonra 3 nolu Shakem, bir Harsupluk temsilcisi, Luis Saez'e start alan bu Safkan, yine son üçüncülük yapmış bir isim. Ve son olarak da Rat Ortiz Junior'la start alacak olan bir Brethren temsilcisi olan 4 nolu Liesel. Bu Safkan'ın son yarışında bir dördüncülük elde etmiş. Ben bu 3 Safkan'ı biraz rakiplerin oranına ön plan tutuyorum ama dediğim gibi bu yarış günün büyük sürprizi de olabilir. Gerçi büyük sürpriz dediğim, yani hangisi en çok sürpriz burada? Vallahi en sürprizi %5 oynanıyor. Yani bu ayak da bir karışık ama ön planda bana göre 6-3-4 biraz daha şanslı. 6-3-4 ben olarak öneriyorum. Ama imkanınız varsa bu ayak kapatmanızı da tavsiye edebilirim. Çünkü neden diyeceksiniz? Bakın, en sürprizi burada 5 nolu Safkan çıkıyor. 25 lira, 16 lira. Yani ama bana göre bu
6, 3, 4, yani bana göre bu 3 safkanın biraz dışına çıkmaması gerekiyor. Gerçi biz böyle gerekiyor diyoruz ama bu safkanların da ne yaptığı belli olmuyor. Örneğin ben biraz dikkatimi çeken şu safkan var. Şu 2 nolu safkan bir first to de eğer bir at daha yazabilirseniz birazdan bu 2'yi de ilave edebilirsiniz. Ben en azından orijin iyi çünkü Luca Palici de iyi bir jockey. Bakalım 2'nin yurt dışı oranı neymiş? 16 lirak orana sahip, eğer bir sürpriz arayışındaysanız bu 2'yi de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. En azından boş at değil. Gelelim buradaki oranlara, hemen buraya tıklayalım. Burayı tıklarken biz de hemen bir de buraya bakalım. Evet, 5. koşuya geçiş yapalım arkadaşlar. Günün zor ayaklarından birisi daha. Burası da bir maiden, 4 ve yukarı İngiliz'in 1600 metrelik çim koşusu. Burada 6 ve 8 nolu safkanlarda ikili olduğu bir yarış arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben hemen oranlara geçiş yapacağım. En azından bir maiden yarış olduğunu belirteyim. Ama gerçekten yani iyi safkanlar, şu orijinlerin güzelliğine bakar mısınız? Ya bu atların hangisini getirirseniz Türkiye'de inanın grup yarışı koşabilecek kapasiteye sahip. Ama burada maiden koşuyorlar işte. Maiden mücadelesine girmişler ama gerçekten birbirinden iyi safkanlar var. Yani ben hayran kaldım bu atlara. Gelelim buradaki oranlara. Bakalım burada 7 nolu Voodoo Zip 2 lira gibi orana sahip. Çoğu sitelerde 1.95 2 lira. 2 lira bir orana sahip 7 nolu safkan. Daha sonra 5 nolu safkan 3.5 lira. 1 nolu safkan 4 lira. 3 nolu safkan 4.5 lira. 9 nolu safkan 6.5 lira. 2 nolu safkan 12 lira. 4 nolu safkan 18 lira. 10 nolu safkan 25 lira, 6 ve 8 nolu safkanlarda 46 liralık bir orana sahip. Birazdan bunları not eden arkadaşlarımız için biraz bekleyeyim. Çünkü bunlar gerçekten sizlere çok faydası olacak şeyler. Arkadaşlar çıkanlar da oluyor. Biraz daha yani geç yatırmaya çalışın. Daha yaparsanız bence daha başarılı olursunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, gelelim buradaki tahminlerimize. Arkadaşlar ben burada biraz riske gireceğim. Neden riske giriyorum? Ya buraya tek atacağım ya da buraya 6-7 tane at yazacağım. Ben de biraz en azından bu City Zip temsilcisi biraz daha hoşuma gittiği için 7 nolu Voodoo Zip. En azından Tyler Goffoli'nin de böyle yarışları kazanıyor. Christoph Clement gibi iyi bir antrenör sahipken ben bu safkana bir risk alacağım. Çünkü görmüş olduğunuz gibi Toto'su da iyi, handikapı da iyi. Bana göre kazanması gerekiyor. Meydana çıkması lazım bu sezonda. Ben de 7 nolu Voodoo Zip'e güveniyorum. Tyler Goffoli ile ben de sizlere banko olarak öneriyorum. Ama dediğim gibi bakın, eğer bu safkanı tek atamıyorsanız inanın 6-7 tane at yazmak gerekiyor. Yani zaten 10 at koşuyor. Yani bugün program bu şekilde, çok yakın safkanlar var. Yani birbirinden çok iyi atlar var. Şuraya bakın, Twilight Candy çok iyi bir orijin. See the Stars şampiyon bir safkan. Lemon Drapke yine Çin orijinal kalite. Bileme American Power of Huntai var burada. Yani birbirinden çok çok iyi safkanlar ama ben bu City Zip temsilcisi çimlerde her zaman iddialı. 7 nolu Voodoo Zip'i ben sizlere tek olarak öneririm. Bazı yerde risk almak zorundayız. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Günün 5. ayına geldiğimizde satış koşusu devam ediyor. Şartlı 4 ve yukarı İngiliz'in 1600 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışa hemen oranlara geçiş yapalım. Evet, burada da baktığımız zaman 1 nolu safkan 13.8 yani 1.55 gibi orana sahip. 3 nolu safkan 2.75 orana sahip. Çoğu yerde 2.5 liralık orana sahip. 5 nolu safkan 6.5 lira. 2 nolu safkan 7 lira. 4 nolu safkan 7 lira. 6 nolu safkan 7 lira gibi orana sahip. Bakalım kaç at koşuyor burada? 6 at koşuyor. Yani gördüğünüz gibi bir daha göstereyim. Favorinin 1.55. En sonuncu atın 7 lira olduğu bir ayak, yani ne kadar karışık ve zor bir ayak olduğunu yine belirteyim. Yani bugün biraz şansa da kalabiliriz. Ama ben burada yine kalabalık tuttum. Ama öncelik 5 nolu Business Six ile bir curling temsilcisi Edgar Zayas'a start alacak olan bu safkan. Ben biraz daha ön planda tutuyorum. Bugün için ben de ilk şanslı isim 5 nolu safkan gelecek. Daha sonra 1 nolu Rockin' the Boat. Bir arç temsilcisi Rat Ortuz Junior'la start alacak olan bu safkanda 326 gündür koşmuyor ama son yarışında ikincilik elde etmiş. İyi bir isim. Yani, şöyle söyleyeyim. Listed koşu galibi olan, listed koşmuş bir safkan. Biraz tabii 326 gün Türkiye'de biraz korkulacak bir zaman ama
Yurt dışında inanın fazla sıkmıyorlar atı. En azından benim tek korktuğum şey bu satış koşusu ve ikraminin 18.600 dolar oluşu. Yani şu ikramiye 45.000, 50.000 doların üzerinde satış koşulları var. 60.000 dolar civarında satış koşulları olmuş olsa inanın ben hiç gözüm kapalı şu 1.000 dolar Rockin' the Book'u inanın hemen tek bile önereceğim. Ama bu 18.600 dolarlık oluşu beni biraz tedirgin ediyor arkadaşlar. Ama yine de bu kalite ismini yazacağız. 1 nolu Rockin' the Boat'u Rat Ortiz Junior'la. Daha sonra 3 nolu Turn on the Magic. Bir Kozan temsilcisi, iyi bir kum orijin Tyler Gaffoli'nin start alacak olan bir safkan da 29 gün önce koşmuş olduğu yarışta güzel bir ikinciliği mevcut. İyi bir safkan. Bugün için verilen bir safkanı. Ve son hafta 2 nolu Grand Omero. Bir King Seraph temsilcisi olan bir safkan da Leon Reyes'le start alacak. Yine 90 handikapa sahip ve 64 gün önce koşmuş olduğu yarışta güzel bir ikinciliği olan bir safkan. Bugün için yine şanslı isimler arasında. En azından ben bu 4 safkanı biraz daha ön planda tuttuğum için bunları sizlere öneriyorum. 5-1-3-2 arkadaşlar, ama geri kalan 2 safkan geliri yok mu? Var arkadaşlar, bunu da belirleyeyim. Çünkü 2 tane Benardini temsilcilerini dışarıda bıraktık. Ama bunların da geliri var, yani yok değil. Eğer imkanınız varsa bayağı bu şekilde yine kapatabilirsiniz veya risk alıp bir iki safkanla da geçebilirsiniz arkadaşlar. En azından bu tercihi size bırakıyorum. Geldik günün son koşusu, yine satış koşusu. 9 safkanlı bir yarış, şartlı dişilere ait. 3 yaşlı İngiliz'in 1600 metre çim koşusunda. Hemen oranlara geçiş yapalım. Bugün zor. Koşular zor. Az atlı ama zor. Çünkü safkanlar performansları hemen hemen her şeyi birbirlerine çok yakın olunca işte bu şekilde zorlaşıyoruz. Geldik son aya. 4 nolu safkan 13/8, 6/4 gibi orana sahip. Yani 1.55-1.50 gibi orana sahip. 9 nolu safkan 3 lira, 7 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 7 lira, 8 nolu safkan 8.5 lira ve 6 nolu safkan da 12 lira. Yani çok aşırı kopmuş bir ayak yok. En azından bir 4 nolu safkanın favoriliği biraz ön planda. Gerisi birbirlerine çok yakın. Hemen benim tahminlerime de geleyim. Burada bakalım öteki safkanların da en azından oranları görün. Açılsın burası da. En azından oran açısından evet. 12 lira, 6'ın 12 liraydı. 2'nin 16 lira, 5'in 16 lira, 1'in de 33 lira. Yani bir tek 1 nolu safkan biraz çok geri planda kalmış. Öteki safkanlar az da olsa geliri olan safkanlar var. Geldik burada bizim tahminlerimize. Ben burada aynı şekilde 4 nolu I Get It. Bir Get Stormy, yine iyi bir çim orijine sahip Miguel Angel Vasquez'e start alacak olan bir safkan. En azından performans olarak biraz daha rakiplerine oranla göz kamaştırıyor. Ben de bugünün şanslı isimleri olarak ön plana tutuyorum. Yani şurada baktığınız zaman 76 handikap puanlı safkan arkadaşlar. Yani bakın 22.200 dolar. Yani az önceki daha kaliteli safkanlar vardı. 18.000 dolar vardı. Yani benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. 76 handikaplı safkan burada çok göz kamaştırıyor mu? Yani çok garanti yüzüyle baktırıyor mu? Yok. Çünkü neden edeceksiniz? Burada bir 85-90 handikaplı bir safkan olsa inanın o zaman daha rahat konuşabilirdik. Ama her şeye rağmen bu gruptan biraz daha iyi safkan. 4 nolu I Get It. Yurt dışında da zaten çok direkt tutuluyor. Ben bu safkanın yanına bir tek rakiple şansımı deneyeceğim. Bu da 9 nolu Sweet Pearl. Bir Palas Maris temsilcisi Louis Size'e start alacak olan bu safkan da en azından 78 handikap puanına sahip. Yani grubun en yüksek handikapına sahip. Bu yıl koşmuş olduğu tek yarışta bir 8. geldi etmiş ama bana göre bu sefer daha farklı ve daha iyi koşmasını beklediğim bir isim. O yüzden ben bayağı 4 ve 9 olarak sizinle önereceğim ama risk alayım derseniz 4 nolu I Get It'i en azından yurt dışında bayağı tutulan bir isim. Tek atabilirsiniz, risk alıp tek atabilirsiniz ama tamamen tercihi size bırakıyorum. Ama rakip olarak ararsanız ben biraz daha 9'u yakın buldum. Bu da Sweet Pearl. En azından Louis Size'e şansınızı dilebilirsiniz. Yani ben son ayak için 4-9 sizlere öneriyorum. Arkadaşlar yarın için görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın.